Sevgili seyirciler, Van'ın en önemli sorunlarından birisi de bu yan kesicilik, hırsızlık, kapkaççılık olayı. Gerçi son zamanlarda, son 2 yılda müthiş bir başarı var. Operasyonlarla enselerine konuluyor, yakalanıyorlar ama buna rağmen bitmiyor ve birçok kez benzeri olaylarla karşılaşıyoruz. Van'ın merkezi İpek Yolu ilçesinde 2,5 metrekarelik çiğ köfte dükkanına göz diken hırsız, esnafa yaklaşık 1000 liralık zarar verdi. Dükkan sahibi hırsızın bir an önce yakalanmasını istiyor. 2,5 metrekarelik dükkana giren hırsız 1000 TL çaldı. Van'ın merkez İpek Yolu ilçesinde 2,5 metrekarelik çiğ köfte dükkanına göz diken hırsız esnafa yaklaşık 1000 liralık zarar verdi. Olay İpek Yolu'nun Vali Mithat Bey Mahallesi Koçubey Caddesi üzerinde bulunan çiğ köfte dükkanında önceki gece saat 3 sıralarında meydana geldi. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde hırsızın önce manava girdiği görülüyor. Daha sonra manavın hemen yanında olan 2,5 metrekarelik çiğ köfte dükkanına giren hırsız buradan da yaklaşık 1000 lira çalıyor. Ben geldiğimde dükkanımın darmadağınık bir halde buldum. Daha sonra ne kadar kaybım olduğuna baktım, yaklaşık 1000 liraya yakın bir kaybım olmuş. Bu kayıp çok fazla değil ama hırsızlar 2,5 metrekareye bile göz dikmişler. Benim 2 tane engelli çocuğum var. Burada evimi, 2 tane engelli çocuğumu geçindiriyorum. Benim yan tarafta 2 manavın da eşyaları çalınmış. Bir an önce hırsızların yakalanmasını istiyoruz. Polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı. Evet, haberde bir teknik aksaklık meydana geldi. Son bölümleriydi gerçi haberin. Bir donma yaşandı. Bu konuda affınıza sığınıyoruz. Sevgili izleyiciler, şimdi önemli bir haberi ekranlara getireceğiz. Önemli dediğim, sıkça yaşadığımız 2 tane ard arda o afatlar, felaketler yaşıyoruz ya, onların sonucunu sizlere aktaracağız. Gelişmeler var çünkü. İlk haberimiz AFAD'ın 1 yıllık bilançosu sevgili seyirciler. Van İl AFAD ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleri bu yıl 96 olaya müdahale ettiğini açıkladı. 2021 yılı içerisinde trafik kazası, mahsur kalma, boğulma, göçük ve çökme, hayvan kurtarma, kayıp şahıs arama, çığ ve sel felaketleri başta olmak üzere birçok olaya müdahale eden AFAD ekipleri hayat kurtardı. 2021 yılı içerisinde trafik kazası, mahsur kalma, boğulma, göçük veya çökme, hayvan kurtarma, kayıp şahıs arama, çığ ve sel felaketleri başta olmak üzere birçok olaya müdahale eden AFAD ekipleri yıl içerisinde 96 olaya müdahale ederek hayat kurtardı. 2021 yılı özellikle ülkemiz açısından değerlendirildiğinde afetler açısından gerçekten çok talihsiz bir yıl oldu. Örneğin yaşanan yangınlar, Kastamonu Bozkurt bölgesindeki, Sinop Ayancık bölgesindeki seller ve ilimizde yaşanan seller açısından gerçekten çok talihsiz bir yıl oldu diyebilirim. İlimiz açısından özellikle 15 Temmuz ve 5 Ağustos tarihleri arasında 20 günlük bir sürede çok ciddi anlamda su baskınları ve sellerle mücadele ettik. Bunun yanı sıra özellikle 25 Eylül'de ve 29 Ekim tarihlerinde yine ilimizin Tuşba ilçesinde yaşanan sel afetlerinden mümkün olduğu kadar vatandaşlarımızın yanında olmaya gayret ettik. Hem sel esnasında hem selden doğan zararların karşılanması konusunda elimizden geleni yaptık. AFAD İl Jandarma Müdürlüğü ekipleri bir yılda 31 trafik kazası, 4 boğulma, 5 sel ve su baskını, 41 kayıp şahıs ve mahsur kalma, 2 deprem, 1 yıldırım düşmesi, 2 şüpheli paket, 9 kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer savaş tehlikesinin mevcut olabileceği durumlarda alınan koruyucu önlem görevi ve bir yüzük sıkışma olayına müdahale etti. İş alanımız gerçekten çok geniş. AFAD Arama Kurtarma Birliği vasıtasıyla trafik kazalarına, toplamda 31 tane trafik kazasına müdahale ettik yıl bazında. Toplam 96 olaya aktif olarak müdahil olduk, müdahale ettik. Vatandaşlarımızın zor durumlarında mümkün olduğu kadar yanlarında olmaya gayret ettik. Bizim açımızdan ve ülke genelinde düşündüğümüz takdirde 2021 yılı
afetler açısından gerçekten tekrar ediyorum talihsiz bir yıl oldu diyebiliriz. Ekipler trafik kazalarında araç içerisinde sıkışan yaralıları da çıkartarak hayat kurtardı. Yine mahsur kalma ve göçük olayında birçok kişinin yaşama tutunmasına vesile olan ekipler, bölgede çetin geçen kış şartları nedeniyle meydana gelen çöp felaketleri nedeniyle ilçelerde görev yapan korucular başta olmak üzere belediye çalışanları, STK üye ve gönüllüleriyle arama kurtarma çalışmaları için gönüllü olan vatandaşlara eğitim verdi. Evet, Van depremi başta olmak üzere deprem sonrasında son 10 yılda Van'da yer yer depremler yaşandı. Özalp Saray'da, Başkale'de son deprem, Yavaş'ta birçok yerde benzeri depremler yaşandı. Yine işte sel felaketleri yaşandı. Malumunuz Başkale'de yangın olayları ve birçok mesele. Yani itfaiye ekiplerimiz çok başarılı olduğu gibi AFAD'da gerçekten takdir edilecek başarılara imza attı. Ve onun için kutluyoruz kendilerini. Bu 96 olaya müdahale ettiklerinin açıklaması var ve bunların detaylarını sizlere aktardık. Daha ileriki süreçlerde daha farklı boyutlarıyla yine Van Gölü TV ekranlarında AFAD'ın çalışmalarını konuşacağız.